Saygıdeğer arkadaşlarım, 15 Temmuz medyada muhalifi olsun, yandaşı olsun hepsi bir ağızdan tutturmuşlar. FETÖ'nün hain darbe girişimi, teşebbüsü diye, değil mi? Anayı aynı ağzı kullanıyor. Yahu bir darbe anayasal, yasal, meşru bir hükümete karşı kanun dışı illegal yapılanmaların, oluşumların devleti ele geçirme amacıyla yaptıkları harekatlara denir. Burada yasal bir hükümet yok ki. Her iki tarafta aynı oranda suça batmış, aynı oranda gayrimeşru, yasa dışı. Arkadaşlar, bir defa Tayyip'in diploması yok. Anayasa 101. maddeye göre yüksekokul diploması olmayan biri cumhurbaşkanı olamaz. Aday dahi gösterilemez. Bu adam sahte diploma örneğiyle zorla, güçle, dayatarak kendini Amerika'yı da arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepesine çöktürülmüş bir adam ya. Avanesiyle beraber ABD devşirmesi, bunların nasıl devşirildiğini, nasıl partileştirildiğini, ABD tarafından nasıl iktidara getirildiğini defalarca yazdık, anlattık. Ne yaptı bu? FETÖ'yle devleti paylaştı iktidara geldikten sonra. Şimdi de menziliyle, İsmail Ağası'yla, İskender Paşacısı'yla, Süleymancısı'yla, hepsiyle beraber ne yapıyor? Yine devleti paylaşıyor. Biz hep ne diyoruz? Bu Tayyipgiller iktidarı bir tarikatlar, cemaatler koalisyonu. Tayyipgillerin kendisi de bir tarikat. Ya bunların bir meşruiyeti olabilir mi arkadaşlar? Ama bunu bizim dışımızda söyleyebilen yok. 15 Temmuz'da ne oldu? FETÖ ile Tayyipgiller el ele vererek, omuz omuza vererek el birliğiyle yıktıkları laik cumhuriyetin ganimetini paylaşmak için bir savaşa tutuştular. 15 Temmuz nedir? ABD yapımı iki gayrimeşru, kanunsuz gücün ganimet paylaşım savaşıdır arkadaşlar. İşte biz bunu, bu gerçeği ilk günden gördük ve gösterdik. Sadece lafla değil, yazdığımız ders kitabı ebadındaki 3 ciltlik bu büyük boy kitaplarımızda ne diyoruz? Kanunsuzlar, ABD yapımı iki hain gücün 15 Temmuz hesaplaşması üzerine. Kanunsuzlar 2, 2. cilt. Kanunsuzlar 3, 3. cilt. Demek ki her konuda olduğu gibi bu işin gerçeğini de sadece biz ortaya koymuşuz arkadaşlar. Bu kitaplarımızda hep ne diyoruz? Farklı olan yalnız biziz. Bizim dışımızda muhalefeti oynayan acınasız zavallılar, korkaklar hep Tayyipgillerle aynı ağzı kullanıyorlar. Ya onlar daha Tayyip'in oturduğu saraya kaçak saray diyemiyor ya. Beştepe diyor, külliye diyor, bilmem ne diyor. Ya orası Mustafa Kemal'in halkına vakfettiği Atatürk Orman Çiftliği ya. Orası birinci derecede koruma altında olan bir sit alanı. Orada yapılaşmaya izin verilemez. Danıştay'ın defalarca aldığı karar var bu konuda. En son Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karar var. Hala buna kaçaksaray diyemiyor zavallı yüreksizler ya. Tayyip'in diploması yok, hala cumhurbaşkanı diyorlar. Ondan sonra da biz muhalifiz diye ekranlarda dilli düdük gibi ötüyorlar. Gazete köşelerinde herkese akıl verir poza. Laf salatası yapıyorlar, laf ebeliği yapıyorlar. Bize gelince de ekranlarını, sayfalarını tümüyle kilitliyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Biz her konuda işin aslını, gerçeğini gösteririz. Ve bedeli ne olur diye düşünmeyiz biz. Halkımız, ülkemiz, vatanımız söz konusu olduğunda hiç sonunu düşünmeden, gözümüzü kırpmadan belaya atlar gideriz biz. Bu kitaplarımızı yazdık,
bedelini de ödedik. Sadece bir davadan 4 yıl 8 ay ceza aldık. Daha başka cezalar da aldık da şimdi hepsini sırası aklımda değil. Ama onlarda bir yürek yok. Evet arkadaşlar, özetçe 15 Temmuz her iki taraftan 400 vatan evladının canına kıyıldığı, gencecik, fidan gibi, melek yüzlü, Murat Tekin gibi Hava Harp Okulu öğrencilerinin boğazı kesilerek canavarca katledildiği, vatani görevini yapmak için anası babası tarafından şenliklerle uğurlanan Mehmetçiklerin yine aynı şekilde orta çalıcı canavarlar, cellatlar tarafından boğazlarının kesilerek katledildiği bir kara gün arkadaşlar. Ve onun gerçeğini de sadece biz ortaya koyduk. Ve gün gelecek onlardan hesabı yine biz soracağız. Kalın sağlıcakla.